Hepinize selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere Windows 10 ISO dosyası nasıl indirilir ve USB bellek hazırlama işlemi nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Bu işlem sayesinde bilgisayarınıza format atmadan önce USB bellek hazırlama işlemini çok kolay bir şekilde yapabileceksiniz. Hadi gelin birlikte daha fazla vakit kaybetmeden nasıl yapılır görelim. Bu işlem için öncelikle Google'ı açıyoruz ve Windows 10 yazıyoruz. Daha sonrasında Microsoft'un kendi sitesine gidiyoruz. Buradan aşağıdaki kısımdan aracı şimdi indirim bölümünden Microsoft'un kendi Media Creation Tools aracını indiriyorum. Ben daha önceden indirme işlemini yapmıştım. Daha sonrasında bu programı çalıştırıyorum. Buradan kullanım koşullarını kabul ediyorum. Daha sonra buradan aşağıdaki seçeneği seçiyorum. İleri diyorum. Bu kısımdan da isterseniz indirmek istediğiniz sürümü değiştirebilirsiniz. Buradan farklı dilde bir ISO indirmesi yapabilirsiniz. Veya buradan mimari değiştirerek ister 32 bit veya isterseniz de her ikisini içeren ISO dosyasını indirebilirsiniz. Ben buradan 64 biti seçiyorum. Açılan kısımdan da isterseniz direkt USB bellek hazırlama işlemini yapabilir veya ISO dosyasını indirebilirsiniz. Bu işlemi yapabilmek için minimum 8 veya 16 GB'lık bir USB belleğe ihtiyacınız olacaktır. Daha sonra ben buradan ISO dosyası seçeneğini seçiyorum. İleri butonuna tıklıyorum. Bana ISO dosyam nereye indirilsin diye soruyor. Ben buradan D kısmımı seçiyorum. Ve kaydet diyerek ISO dosyası indirme işlemini başlatıyorum arkadaşlar. ISO dosyası indirme işlemi tamamlandıktan sonra USB bellek hazırlama işlemine geçebiliriz. USB bellek hazırlama işlemi için de Rufus programını kullanacağız. Ben USB belleğimi bilgisayarıma takıyorum. Daha sonrasında Rufus'un kendi sitesinden programını indirebilirsiniz. Ben indirme işlemini daha önceden yapmıştım. Programımı açıyorum. Programım açıldıktan sonra buradan disk ya da ISO yansısı kısmından seç diyerek ISO dosyamı seçiyorum. Daha sonra bu kısımdan da eğer UEFI kurulum yapacaksanız GPT'yi seçmeniz gerekiyor. Ancak MBR'yi seçerek dilerseniz eski sistem CSM sistemleri de kurulum yapabilirsiniz. Ben buradan GPT'yi seçerek UEFI sistem kurmak istiyorum. Daha sonra yeni birim etiketi yazan kısmını isterseniz değiştirebilir veya sabit bırakabilirsiniz. Daha sonra diğer ayarları ellemeden başlat diyerek USB bellek hazırlama işlemini başlatıyorum. Bana bu kısımda USB belleğimin içindeki her şeyin silineceğini söylüyor. Eğer onaylıyorsanız tamam butonuna tıklayarak USB bellek hazırlama işlemini başlatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda USB bellek hazırlama işlemi başladı. Bu kısım %100 olana kadar hiçbir şeyi ellemeyin, kapatmayın arkadaşlar. USB bellek hazırlama işlemi tamamlandıktan sonra Windows 10 kurulumuna geçebilirsiniz. Bu videomda bu kadardı. Video umarım işinize yaramıştır. Video işinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamı ve bana destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.